Kötü kalpli adamın evinden ve baronun adamlarından kurtulmayı başardıktan sonra Marion iyi dövüşmeyi öğrenmek konusunda daha da kararlıydı. Olivine karşı savaşmaya hazırlanıyordu. Her sabah çalışıyordu ve tam karşısında baronun durduğunu hayal etmek ona ihtiyacı olan cesareti veriyordu. Nottingham'da fırtına. Son günlerde baron Olwyn'in şatosunda bazı gizli işler çeviriyordu. Duvarların arkasında baronun gizli projelerinden birini gerçekleştirmek için çalışmalar devam ediyordu. Kimse orada neler olduğunu bilmiyordu. Ancak Robin ve arkadaşlarının canını sıkacak bir şey olduğu kesildi. Psikopos Herford bile ne olduğunu bilmiyordu. Şu koca burunlu adam yine bir işler çeviriyor. Ama tam olarak ne yaptığını anlayamıyorum. Onun yeni oyuncaklarıyla ilgilenmekten daha önemli işlerim var benim. Aptallar kalenin yarısını yıktılar. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Olwyn, neler oluyor? Yine ne yapmaya çalışıyorsun? Kendi icadım olan aletle ilgileniyorum Herford. Bak, en son eklemeleri de yapınca dünyanın en güçlü canavarı olacağım. Bu silah çok büyük bir alanı yerle bir edebilir ve hiçbir şey onu durduramaz. Bu senin son şansın Dixon. Beni sinirlendirmeden önce vazgeç. Baron Olwyn adına sana kapıyı açmanı emrediyorum. Evimi asla vermeyeceğim. Git ve Baron Olwyn'e ölene kadar savaşacağımızı söyle. Eğer hemen şimdi vazgeçip gitmezsen baronun yeni silahı üzerinde test edeceği ilk kişi sen olacaksın. Ormanın bu bölgesini yakıp yıkmanıza asla izin vermeyeceğim. Olabilir. Ama benim sana karşı kullanabileceğimi söylediğim silah gerçekten seni öldürebilir. Hazırlanın, atış! Kaçın! Saldırıya geçtiler! Hala aklın başına gelmedi mi senin? Araziyi bize ver, yoksa bu ailenin sonu olur. Gelin askerler, gidelim. Hey, başardık baba! Evet, başardık oğlum. Ama yine gelecekler. Bir dahaki sefere bu kadar kolay kurtulamayız. Bunu ben de biliyorum. Ama ailemle birlikte yıllardır burada yaşıyorum. Burayı lanet olası bir barona verecek değilim. Eğer savaşacağımız kişi sadece baron olsaydı bu sorun olmazdı. Ama şu sözünü ettikleri yeni silahtan hiç hoşlanmadım. Ne olmuş yani? Baron bizi korkutamaz. Değil mi baba? Bize neyle saldırırsa saldırsın onunla savaşacağız. Dinle Jake. Bence bir süre gidip dedenin yanında kalsan iyi olacak. Ha? Hadi vakit varken git buradan. Ben gitmek istemiyorum. Burada kalıp seninle ve kardeşlerimle birlikte savaşmak istiyorum. Şimdi gitmelisin. Burada kalman çok tehlikeli. Ama ben de senin gibi dövüşebilirim. Yapamazsın. Burada kalmak senin gibi küçük bir çocuk için çok tehlikeli. Şimdi uslu bir çocuk ol ve dediklerimi yap. Gitmek istemiyorum. Burada sizinle kalmak istiyorum. Zavallı Jack. Onu göndermek zorundayım. Bu onun iyiliği için. Olwyn'le tek başıma savaşacağım. Bu sırada ormanda Robin, Marion'ı arıyordu. Marion ise her zamanki gibi Baron Olwyn'le yüzleşeceği güne kadar daha iyi kılıç kullanmaya çalışıyordu. Gilbert. Gilbert, keşke senin kadar iyi dövüşebilseydim. Kılıcımı senin kullandığın kadar iyi kullanabilseydim. O zaman Olwyn'i öldürebilirdim. Marion'ın ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Tek ilgilendiği şey o tahta kılıçla çalışmak. Çok kötü görünüyor. Kendini kaybetmiş gibi. Marion! Marion! Robin! Sadece sana öğle yemeğinin hazır olduğunu söylemeye gelmiştim. İyi. Sen iyi misin? Tabii ki iyiyim Robin.
Hey Robin, Robin, buralarda mısın? Gel buraya, bir şey söyleyeceğim. Küçük John ne istiyor acaba? Robin, bütün gün bekleyemem. Senin derdin ne küçük John? Burada seni görmek isteyen biri var. Onu ormanda yolunu kaybetmiş gibi yürürken bulduk. Benim Robin olduğumu sandı ve sonra da anlatacağı şeyi Robin'den başka birine anlatmayacağını söyledi. Peki senin için ne yapabilirim? Ailemin topraklarından kovulmasının nedeni sensin. Ne? Sen Olvin'i o kadar çok kızdırdın ki şimdi bizi evimizden atıyor. Bize zarar vermesinin nedeni de senin yaptıkların. Ama Baron neden sizin evinizi istiyor ki? Her şey vergileri arttırmasıyla başladı. Ve sonra da yeni miktarı ödeyemeyen herkesi evinden çıkardı. Babam komşularımızla birlikte ona karşı direnmeye çalıştı. Bu yüzden Baron Olvin'le şartlar ne olursa olsun savaşmaya karar verdi. Ne hikaye ama. Herhalde tek başına savaşıyor değil mi? Tabii ki tek başına. Onlar dedi ki Baron yeni silahını babamın üzerinde deneyecekmiş. Nasıl bir silahmış bu? Bunu söylemediler. Olvin sürekli onun çok kolay taşınabilen ve çok yıkıcı bir silah olduğunu söylüyor. Ben onlarla kalıp savaşmak istedim ama babam... Tüm bunlara siz neden oldunuz. Eğer Baron Olvin'i bu kadar sinirlendirmeseydiniz bizi evimizden kovmayacaktı. Şimdi onu durdurun lütfen. Bana yardım etmeyecek misiniz? Senden hiç korkmuyorum koca adam. Sorun değil Jack. Şimdi bize babanın evinin nerede olduğunu göster. Ha? Robin, emin misin sen? Eğer Baron Olvin'e karşı savaşması gerekiyorsa bunu bizimle birlikte yapacak. Bu insanlar çok çaresiz. Babam sağ olsaydı yardım ederdi. Demek istediğini anladım. Ben de seninle geliyorum. Niye hep siz ikiniz gidiyorsunuz? Biz de geleceğiz. Geliyor musun küçük John? Hazır mısın? Hazırım şef. Ben de gelmek istiyorum. Marion, lütfen burada kal. Baron Olvin'le görülecek bir hesabı olan tek kişi sen değilsin. Ben de seninle geleceğim. Üzgünüm Marion ama olmaz. Ben kendimi korumayı bilirim. Marion! Baksana, izin ver o da gelsin. Kendi başının çaresine bakabilir. Evet, haklısın. Hem de sayımız artmış olur, değil mi? Bir daha beni yalnız bırakmayacaksınız, öyle değil mi? Merak etme kardeşim, ben hep senin yanında olacağım. Çok teşekkür ederim ablacığım. Hadi, yola çıkalım. Burada vakit kaybedemeyiz. Maç, hemen git ve diğerlerine yola çıkacağımızı söyle. Hadi, gidiyoruz. Söylesene Baron, şu köylüler hala askerlerine karşı direniyor mu? Şimdilik öyle. Ama yeni silahımı görünce fikirlerini değiştirecekler. Tabii ki. Onlardan istediğin yeni vergileri ödemeye güçleri yetmeyecektir. Bu da sahip oldukları bütün mal varlıklarını sana vermek zorunda kalacaklar demektir. Bana da birazını bırakırsın. Ben onları yok edince bu bana itaat etmeyen insanlara çok iyi bir ders olacak. Baron Olvin, işler ters gidiyor. Ne diyorsun? Çiftçiler kendilerine yardım edecek bir grup serseri bulmuş. Ne? Gidelim! Kaçın, kaç çabuk olun. Merhaba baba. Jack, seni küçük aptal, sana buradan gitmeni söyledim. Burada kalıp sizin gibi dövüşmek istiyorum. Yapamazsın. Sana buradan uzak durmanı söylüyorum. Ben kaçmak istemiyorum baba. Kardeşlerim gibi dövüşmek istiyorum. Sana olmaz dedim Jack. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Ona bu kadar sert davranmayın Bay Dixon. Ha? Bu onun hatası değildi. Sen de kim oluyorsun? Onun adı Robin. Ha? Baron Olvin'in düşmanı. Sen Huntington'ların oğlusun. Hı-hı. Ve ben de büyük John'um. Kanun kaçakçılarının şimdiye kadar gördüğü en büyük şef. Benim adım da Maç ve onun sağ kolu olurum. Ve biz de kaçaklarız. Ha? Anlayamıyorum. Çok basit. Sizinle birlikte savaşmaya geldik. Ha? Ne dediğinizi anlamadım. Ama umarım şans bize yardım eder. Hızlı olun çocuklar. Çok yakında gelirler.
Komşular bize yardım etmek istemiyor galiba. Ama neden böyle yapıyorlar ki? Onlar çok korkuyorlar. Bizimle ilgili değil. Onun karşısında yer alarak Olvin'i kızdırmak istemiyorlar. Söylesene, bunu neden yapıyorsun? Bu benim yeni savaş arabam. Olvin'in yeni silahını ele geçirdiğimiz zaman onu bunun içine koyacağız. Ama bu diğer işlere yardım etmesini engellemez, tamam mı? Bak, işleri siz yapacaksınız. Bizler haydutuz. Çok doğru şef. Aynen söylediğin gibi. Geliyor. Baron Olvin'in askerleri geliyor. Demek Baron Olvin'in gizli silahı buymuş. Hey çocuklar, dinleyin. Dövüşmeye hazır mısınız? Evet. Olvin, bu defa seninle savaşmaya hazırım. Dixon, hala fikrini değiştirip benim cömert teklifimi kabul etme şansın var. Çiftliğin karşılığında hayatı. Eğer bu çiftliği almak istiyorsan bunun için cesedimi çiğnemen gerekecek. Ben burada doğdum ve büyüdüm. Evimi senin gibi bir zorbaya verecek değilim. Neden hala tek parçayken buradan kaçmıyorsun? Üç çocuğu ve karısı ölecek olan bir adam olarak fazla cesursun. Yeteri kadar bekledim. Şimdi cezanı çekeceksin. Ben hallederim. Ben bu işi hallederim Robin. Olvin, bu çiftlikten vazgeçsem bile sana güvenemeyeceğimi biliyorum. Sen yalancı, açgözlü bir hainsin. Bunlar domuz çiftliğinde çalışan birinden beklediğim sözler değil. Kaç nesildir ailem burada yaşıyor. Hiçbir zaman senin gibi alçak, hilekar bir yalancıyla uğraşmak zorunda kalmadılar. Saldırın askerler! Atışa başlayın! İşe yaramadı. Aşağı indirin. İşlerini bitirin! Meryl, lütfen dikkatli ol. Ben iyiyim. Hadi atlara! Tamam efendim, geliyoruz. Hadi devam edelim. Baron Olvin'in yüzündeki şu gülümsemeyi yok etmek için bir fikrim var. Şimdi öleceksin. Sen öyle san. Neden evine gidip insanları rahat bırakmıyorsun ha? Sevgili çocuğum, sen ciddi misin? Eğlenmeye şimdi başlıyorum. Yeni silahım ejderhayı size tanıtmama izin verin. Korkunç bir güce sahip ve oldukça dehşet verici bir silah. Ayrıca da çok güzel görünüyor. Sizce de öyle değil mi? Evet, çok etkileyici görünüyor. Hayatımda gördüğüm en büyük yaratık. Yine de bence o kadar da büyük değil. Siz
Sadece o ipi kesmem gerekiyor. Kim var orada? Kimsin sen? Alın bakın. Yaptığım hiçbir şeydi. Asıl darbe şimdi geliyor. Bu yemeği çok seveceksiniz ama çiğnemesi biraz zordur. Topu fırlatmaya hazırlanın. Baron Olwyn. Ha? Hayır, Marion. Bu işi bana bırak. O benim. Ha? Bir bakalım bizim soylu prensesimiz tıpkı haydutlar gibi giyinmiş. Seni parçalara ayıracak olmam gerçekten çok kötü tatlım. Ama şunu unutma küçük kız. Seni istediğim zaman bir böcek gibi ezebilirim. Onca şeyden sonra bunu yapmaya nasıl cesaret edersin ha? Onu durdurmalıyım. Jack! Jack, oğlum. Jack, lütfen geri dön. Babacığım. Jack, kaç oradan. Ama evimiz yanıyor. Bırak onu şimdi, hemen kaç oradan diyorum. Baba. Kimse sana planlarıma burnunu sokmaman gerektiğini öğretmedi mi? Olwyn. Elveda. Beni durdurmak zorundayım. Dikkat et Jack, çekil oradan. Robin. Şuna bak. Jack. Olwyn. Hayır. Bu defa yapamazsın Olwyn. Makinamız. Üçüncü büyük John. Marion. Ah, Marion. Sen iyi misin? Yine bayılmış galiba. Marion iyileşecek. Robin, buradan gitmek zorundasın. Barona karşı bize yardım ettiğin için ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizim için endişelenme. Güvenli bir yere gideceğiz. Hey Robin. Burada yapacak bir işimiz kalmadı. Bu yüzden gidiyorum. İstersen sen de gel. Hadi gidelim. Gel Robin. Hadi gidelim. Hadi. Olur. Bütün yardımların için bir daha teşekkür ediyorum. Sen olmasaydın bunu başaramazdık. Tanrı seni korusun. Bol şans. Hepimiz için. Özellikle de Jack için. Gelin çocuklar. Gidelim. Hadi gidelim Robin. Sadece canavara benzeyen büyük bir makina hepinizi korkudan şaşkına çevirdi. Haklısın şef. O şey hiç işe yaramadı. Yıkıcı bir silah da sayılmazdı. Hala onun hareketlerinde anlamadığım bir şey var. Neden sürekli bayılıyor?
Robin, söylesene Marion'a orada ne oldu? Zavallı Marion. Yine bayıldı Will. Will? Ne oldu? Şimdi siz yola devam edin. Ne? Benim geri dönmem ve Olvin'in ne işler karıştırdığını öğrenmem gerek. Robin! Makinem! Bu imkansız. Hiçbir şey ona zarar veremezdi. Siz oradakiler hemen şu yangını söndürün. Benim güzel makinem. Robin, Robin, seni bir gün önüme geçireceğim Robin. Robin.